Aynası Yarın. Ekmekçi Kadın. 19. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Javier de Montepin. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Bir fabrikada gece bekçiliği yapan iki çocuk annesi Jean Fortier, iftira sonucu patronunu öldürmek ve fabrikayı yakmak suçlarından ömür boyu hapse mahkum olur. Oysa cinayeti işleyen ve fabrikayı yakan, kadına asılan ustabaşı Jack Garrow'dur. Sefil adam, işlediği suçlardan sonra Paul Harmon adında eskiden ölmüş bir arkadaşının kimliğine bürünerek Amerika'ya kaçar ve orada çok zengin bir adama önce ortak sonra da damat olur. Karısının ve ortağı olan kayınpederinin ölümünden sonra fabrikalarında tek sahibi olur. Ancak kızı Mary ölümcül derecede hastadır ve kızının arzusuna boyun eğerek tekrar Fransa'ya, Paris'e yerleşirler. Ondan sonra da kader ağlarını örmeye başlar. Ömür boyu hapse mahkum olan Jean Fortier çocuklarını aramak üzere hapisten kaçar ve evlere ekmek dağıtan bir fırında çalışmaya başlar. Bu arada kadının oğlu George 24 yaşında avukat olmuştur. Kızı Lucy ise öldürülen fabrikatörün oğlu Lucien ile nişanlıdır. Lucien babasını öldüren sahte Paul Harmon yani Jack'in fabrikasında çalışmaktadır ve aynı zamanda da George'la yakın arkadaştır. Ama ne George kız kardeşi Lucy'yi tanımakta ne de Lucien en yakın arkadaşı George'un annesinin babasını öldürmek suçuyla tutuklandığından haberdar değildir. Sahte Paul Harmon'un kızı Mary, Lucien'e deli gibi aşıktır ve babasından kendisini Lucien'le evlendirmesini ister. Ne var ki Lucien, başkasını sevdiği için milyonerin kızıyla evlenmesi teklifini geri çevirir. Bunun üzerine sahte Paul Harmon, Lucien'in nişanlısı Lucy'yi öldürmesi için Ovid'i kiralar. Ovid kızı bıçaklar ama öldüremez, ağır yaralar. Bunun üzerine milyoner, yetimhanede büyüyen Lucy'nin Jean Fortier'in kızı olduğundan şüphe eder ve Ovid'i bu gerçeği öğrenmesi için görevlendirir. Monsieur Raoul, tutanağı getirdiniz mi? Buyurun monsieur, bu zarfın içinde. Teşekkür ederim dostum. Buyurun, dün size vaat ettiğim 1000 frank. Sağ olun monsieur. Pardon, bana hala adınızı söylemediniz. Adım Baron Arnold de Rees. Bana iyilik yapan bu adı ömrüm boyunca unutmayacağım. Sizden bir ricam olacak Baron Hazretleri. Buyurun söyleyin. Şu dün tüccardan aldığınız bonoları bana verecek misiniz? Bakın ben onları yaktım. Yaktınız mı? Elbette. Bu işe yaramazdı ki zaten. Dün gece han odasında yaktım onları. Neyse dostum, saat 2'ye geliyor. Siz iş başına, ben de Paris'e döneyim. Aynı gün Paris'e dönen Ovid, akşam Amanda ile yemeğe çıktı. Cebinde genç kızın hırsız olduğuna dair kendi eliyle yazıp imzalamış olduğu itirafname vardı. Sevgili Baron, çok enteresan bir adamsınız. Bir kayboluyor bir görünüyorsunuz. Doğrusu bugün beni arayıp da yemeğe çıkartmanıza çok şaşırdım. Güzel Amanda, bazı işlerim için birkaç günlüğüne Paris'ten ayrılmıştım. Anlatın bakalım yokluğumda neler yaptınız. Size oldukça ilginç bir havadisim var. Lucy var ya. Lucy de kim? Canım, hani birlikte evine gittiğimiz işçi kız. Siz evinin önünde dışarıda beklerken ben ona çıkıp valinin eşinin robunu götürmüştüm. Evet hatırladım. İşte o zavallı geçen gece ağır şekilde yaralandı. Az kalsın ölüyormuş. Ya vah. Zavallı yavrucak nasıl yaralanmış peki, kaza mı? Yok canım, zavallıcık saldırıya uğramış. Saldırgan omzunda, göğsüne yakın bir yere bıçak saplamış. Katili hala yakalanamadı. Doğrusu Paris polisini kutlamalı. Bir saldırganı bile yakalayamıyorlar. Ama yakalanması uzun sürmez. Komiser önce Lucy'nin bir serseri tarafından saldırıya uğradığını sanmış. Ama sonradan bu düşünceden vazgeçmiş. Neden peki?
Saldırı nedeninin hırsızlık olmadığı, Lucy'den öc almak isteyen birinin cinayeti tasarladığı ortaya çıkmış. Hatta bu yolda bir delil bile bulunmuş. Ne gibi bir delil? Lucy'nin kemerine saplanarak kırılan bıçağın çelik kısmını bulmuşlar. Üzerinde satıcının adı ve adresi varmış. Peki sonra? Polis bıçağın cinayetten bir akşam önce, hani bizim Lucy'ye gittiğimiz saatlerde, senin gibi orta yaşlı, kalantor ve şık giyimli bir bey tarafından alındığını belirlemiş. Ya, çok enteresan. Baron, ne oldu? Neden sarardınız birden? Yoksa hastalandınız mı? Elleriniz de titremeye başladı. Yok canım, iyiyim. Yalnız hikayen bana çok ilginç göründü. Demek kalantor bir beyin kızı bıçakladığını sanıyorlar. Ama o beyin için kız öldürmek istesin ki. Bu henüz bilinmiyor. Ama polis er geç bunu da öğrenir. Biliyor musunuz? O canavar bıçağı Lucy'nin binasının altındaki dükkandan satın almış. Kim bilir? Belki de benim yukarı çıktığım ve sizin de beni aşağıda beklediğiniz sırada almış olabilir. Hatta belki siz bu adamı görmüş bile olabilirsiniz. Kim bilir? Belki de görmüşümdür ama ona dikkat etmem için bir sebep olmadığından fark edemedim. Peki Lucy'nin bir düşmanı var mıymış? Yokmuş. Biliyorsunuz o Lucien adlı bir gençle nişanlı. Ancak bu olayla ilgili benim bazı kuşkularım var. Ya. Ama bu kuşkularımdan ne polise ne de Lucy'ye henüz söz etmedim. Neymiş bu kuşkularınız? Bunu söyleyemem baron. Biraz da sizden söz edelim. Bu arada siz neler yaptınız? Bana oldukça pahalıya mal olan bir küçük imzalı kağıtlar topladım işte. Ya, geçmişe ait tarihi imzalar falan mı? Yok canım, zamanımızın kişilerinin imzaları. Herhalde ünlü kişiler. Hayır. Kimselerin tanımadığı, sizinle benim gibi kimselerin imzaları işte canım. Bunları nerede topladınız? Yokni şehrinde. Yokni şehrinde mi? Demek oraya gittiniz. Beğendiniz mi orayı? Bayıldım. Çok değişik bir yer. Yokni'ye neden gittiniz? Orada tanıdıklarınız falan mı vardı? Yok, bir soruşturma için gitmiştim. Ama çok daha değişik ve ilginç şeyler öğrendim. Aman da sevgilim, birden sarardınız. Yoksa bu saçma sözlerimle canınızı mı sıktı? Anlatın, sizi dinliyorum. O kasabada özellikle iki kağıt topladım. Bu kağıtlardan bir tanesi Raoul adında bir gencin imzasını taşıyor. Ne dediniz? Raoul mu dediniz? Evet sevgilim. Vilayette çalışan bir genç. Sahte imza yüzünden tam tutuklanacakken kendisini kurtardım. Aman da sevgilim. Siz o kasabada bulundunuz mu hiç? Hayır, bulunmadım. Canım bundan emin misiniz? Ne demek istiyorsunuz? Yoksa size yalan mı söyleyecektim? Sinirlenme hayatım. 1000 frank karşılığında Amanda Rigg'in imzasını taşıyan bir kağıt parçası satın aldım oradan da. Tanrım, demek o mağaza sahibini gördünüz öyle mi? Elbette. Yoksa size her şeyi anlattı mı? Tabii ki anlattı. Ancak neden bu kadar üzülüyorsunuz bunu anlamadım. Ben sizin dostunuz değil miyim Amanda? O imzanız olan belgeyi satın almakla iyi etmedim mi? He? Artık korkacak bir şeyiniz kalmadı. Bakın ben o zamanlar bir cahillik yapmıştım. Peki siz bu belgeyi ne yaptınız? Ne yapacağım emin bir yere kilitledim. Herhalde günün birinde bu belgeyi bana verirsiniz değil mi? Tam tersine güzelim. Bunu çok değerli bir vesika olarak saklayacağım. Neden bana geri vermiyorsunuz? Ben bu tip şeyleri biriktirme meraklısıyım. Yoksa o belgeyi bana karşı kullanacak mısınız? Evet ama kötü bir sebep için değil. Tam tersi sizi kendime çok bağlamak için kullanacağım. Gerçi bana sadıksınız ama ileride ne olacağı belli olmaz değil mi? Bakarsınız beni terk etmeye falan kalkarsınız. Peki benim böyle bir şey yaptığımı nasıl öğrendiniz? Bir rastlantı bana yardım etti güzelim. İnan hiç aramadığım halde fırsat ayağıma geldi. Olabilir tabii. Tıpkı Lucy'yi vuran caninin o bıçağı rastlantı sonucu biz oradayken alması gibi. Öyle değil mi aziz baron? Bu kıyaslamanız hoşuma gitmedi sevgili Amanda. Vakit hayli geç olmuş. Artık kalksak? Siz gidin baron. Ben biraz daha oturmak istiyorum. Nasıl isterseniz sevgilim. Sizi sonra ararım. Alçak herif. Güya Yogi şehrinde benim olayım rastlantı sonucu öğrenmiş. İnanmıyorum ona. O lanetli vesikayla beni kendisine esir edecek. Bunun için yaptığını da biliyorum. Lucy'nin bıçaklanma olayından kuşkulanacağımı hissettiği için yaptı. Evet. Baron'un Lucy'yi bıçaklayan adam olduğuna
kalıbımı basarım. Ama bunu kanıtlayacak delillerim yok. Şimdi iki şeyi öğrenmem gerekiyor. Birincisi bu yılan herifin adresi, ikincisi de Lucy'yi bıçaklamasının sebebi. Kahpekarı, Lucy'yi bıçaklayan kişinin ben olduğumu anlamakta geçilmedi. Aklısı benim gibi bir şantajcıyı şantajla sömürecek. İsabet ki hırsızlık yaptığına dair imzaladığı o belgeyi aldım da ağzını mühürledim. Şimdi sıkıysa beni ihbar yoluna gitsin bakayım. Arabacı, arabacı şurada sağda dur, bineceğim. Anlat bakalım Ovid. Jean Fortier'in kızını buldun mu? Evet amcaoğlu. Peki yetimhanede büyüyen Lucy onun kızı mı? Gerçi adı Fremiana olan o sütüne 1862 yılında Lucy adında bir kız çocuğunu yetimhaneye bırakmış. Ama tanıdığımız Lucy'nin bu kız olup olmadığını ancak yetimhaneden öğreneceğim. Odur, mutlaka odur Ovid. Her şey birbirine uyuyor. Evet ama yine de bu bir delil değil amcaoğlu. Yarın yetimhaneye uğrayarak kesin sonucu alırım. İyi ama elinde tutanak olmadan sana kimse bilgi vermez. Merak etme amcaoğlu, tutanağı aldım. Bak burada. Vay canına. Bunu nasıl elde ettin Ovid? Uzun hikaye. Biraz pahalıya mal oldu ama elde ettim işte. Lucien Labrou ne zaman Paris'e dönecek? 3-4 güne kadar. Neden sordun? O zamana kadar Jean Fortier kızından tiksinmesini sağlayacak delilleri eline vereceğim. Herhalde evlenmek üzere olduğu kızın babasının katilinin kızı olduğunu öğrenince Lucien bu sevdadan vazgeçer artık. Aferin Ovid. Bu yaptıklarını sana kat kat ödeyeceğim. Yarın sana borcunu bildiririm amcaoğlum. Müdür bey, 6 Nisan 1862 tarihinde yetimhanenize bırakılan bir çocuk hakkında bilgi edinmek istiyorum. Elinizde tutanak var mı Mösyö? Var efendim, buyurun. Evet, bir dakikanızı rica edeceğim. 1862 yılı demiştiniz değil mi? Evet müdür bey. Güzel. Bakalım kütükler, bu rafta olacaktı. Hepsini bir arada tutuyorum da. 1859, 1860, 1861. Tamam. İşte buldum. 1862. Evet. Şimdi aradığınız çocuğu kimin ve nasıl bıraktığını buluruz. Evet. İşte buldum Mösyö. Bize o tarihte getirilen küçük kızı biz 9 numara altında kayda geçirmişiz. Evet burada yani, bakın. Yani aradığınız kızın adı Lucy, soyadı ise 9 numara. Amcaoğlu, müjdemi isterim. Lucy, o cani kadın Jane Fortier'in kızıymış. Tanrım, sana şükürler olsun. Biliyordum, tahmin etmiştim bunu. Aferin Ovid, aferin. Çok çok büyük bir iş başardın dostum. Lucien Labro. Herhalde bu acı gerçeği öğrendikten sonra babasını öldüren bir ananın kızıyla evlenmek istemeyecektir. Evlenir mi hiç amcaoğlu? O evlenme işine artık bitti gözüyle bakabilirsin. Doğru söylüyorsun Ovid. Artık Lucien'e damadım gözüyle bakmaya başlayabilirim. Sanırım bu haber Marie'yi de çok sevindirecektir. Zavallı kızım son aylarda sağlığı öyle bozulmuştu ki yemekten içmekten kesilmişti. Kızının mutluluğu için bir başkasının mutluluğunu feda eden sefil adam Jacques Caro, sahte adıyla Paul Harmon, heyecanla Lucien'in dönüşünü beklerken aynı anda genç bir kız da tren istasyonunda Lucien'in dönüşünü bekliyordu. İnan Lizona'na öyle heyecanlıyım ki. Tam 3 haftadır Lucien benden ayrıydı. Ama bugün hasret sona erecek. Lucien'i birazdan göreceğim. Ah siz aşıklar. 3 hafta nedir ki? Ya sevdiklerinden yıllardır ayrı kalanlar, yüzlerini göremeyenler. Onlar ne yapsın kızım? Ama ben Lucien'i deli gibi seviyorum Lizona'na. Ne yapayım? Onsuz yapamıyorum işte. Bazı günler ya beni terk ederse, ya ayrılırsak diye düşünüyorum da çıldıracak gibi oluyorum.
Ah, işte tren geliyor Lizona'na. Sevgilimi getiren tren geliyor. Eminim o da seni çok özlemiştir. Mutlaka özlemiştir Lizona'na. Benim ne anam ne de babam var. Belki de Lucien'i bu yüzden çok seviyorum. Beni terk etmesinden bu yüzden korkuyorum. Lucien işte bak Lucien geliyor. Lucien. Koş hadi sarıl ona kızım. Lucien. Lucy sevgilim. Bir tanem. Seni çok özledim. Ya ben. Hasretinden yiyip içemez oldum Lucien. Lizona'na. Seni iyi gördüğüme sevindim. Nasılsın? Sağ olun Monsieur Lucien. İyiyim. Ben de sizi iyi görüyorum. Eğer beni öldürmeye kalktıkları gece Lizona'na orada olmasaydı... ...ben mutlaka kan kaybından ölürdüm Lucien. Lizona'na sağ olun. Siz olmasaydınız belki de Lucien'i sağ bulamazdım. Siz bizim koruyucu meleğimizsiniz. Evlendikten sonra sizi asla bırakmayacağız. Hoş geldin Lucien. Hoş bulduk efendim. Size işle ilgili rapor vermek isterim. Gerek yok Lucien. Belgrad'daki müşterilerim sizden çok memnun kalmışlar. Ne zaman geldiniz? Dün akşam Paris'e geldim. Matmazel Marie nasıl? Sağlığı iyi mi? Maalesef kötü Lucien. Hastalığı gün be gün ilerliyor. Yavrum hem hasta hem de mutsuz. Yaşaması için mutlu olması gerekiyor. Evet anlıyorum efendim. Gelişinizi Marie'ye müjdeledim. Bu akşam sizi yemeğe bekliyor. Başka kimseler yok. Tam bir aile toplantısı olacak. Fakat ben nişanlıma söz verdim. Hayır dostum itiraz ve mazeret dinlemem. Kızımın bu çağrısını geri çevirmekle ona ağır bir darbe indirmiş olursunuz. Peki Monsieur nasıl isterseniz. Lucien sizi gördüğüm için çok mutluyum. 3 haftalık yokluğunuzda sizi çok özledim. Ben de mutluyum Matmazel Marie. Sizi tekrar gördüğüme sevindim. Sahi mi söylüyorsunuz? Yani çağrıma sevindiniz mi? Elbette. Bir yandan beni çağırmakla bana duyduğunuz dostluğu belirtirken... ...bir yandan da babanızın bana gösterdiği yakınlıktan gurur duymaktayım. Babamın size olan duyguları yakınlığı aşan derin bir sevgidir. Kaç kez sizden memnun kaldığını, size sonsuz güvendiğini söyledi. Bundan böyle çekinmeyin. Bilin ki her akşam sofrada bir tabak da sizin için hazır bekleyecek. Öyle değil mi baba? Evin hanımı sen olduğuna göre bana ne söylemek düşer ki kızım? Beni utandırıyorsunuz. Ben bu kadar teveccühe layık olduğumu sanmıyorum. Hayır siz daha da fazlasına layıksınız. Öyle değil mi babacığım? Elbet. Kızım doğru söylüyor Lucien. Bundan böyle boş vakitlerinizde buraya gelmenizi... ...bana arkadaşlık yapmanızı rica edeceğim. Tabii memnuniyetle. Mesela pazar günleri çalışmadığınıza göre... ...o günlerinizi benimle geçirebilirsiniz. Ama bu mümkün değil Matmazel Marie. Çünkü yıllardan beri pazar günleri görmeye gittiğim... ...çok eski dostlarım var. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemem. Demek öyle. Yani çağrımı geri çeviriyorsunuz öyle mi? Ters anlamam Marie. Monsieur Lucien sana kesin olarak hayır demedi. Ancak onun itirazını ben de haklı buldum. Unutma yavrum. Dostluğun gerektirdiği görevler vardır. Lucien'den bütün vaktini bize vermesini istemek çok büyük bir bencillik olur. Kendisini serbest bırakırsak daha zevkle bize döner. Haklı değil miyim sevgili dostum? Tabii. Yerden göğe kadar haklısınız efendim. Yemek için teşekkür ederim. Şimdi izninizle gidebilir miyim? Tabii. Unutmayın. Yarın akşam yine yemeğe bekliyoruz sizi. Hiç tasalanmayın Matmazel. Yarın akşam geleceğim. Mutlu musun yavrum? Bak Lucien'in sana döneceğini ve seni seveceğini söylemiştim. Geldi işte. Evet geldi. Buna memnunum ama pazar günlerini olsun benimle geçirmek fedakarlığına katlanamadım. Saçmalama Mari. Çocuk senin için dostlarını terk edemez ya. Yanılıyorsun baba. O dostlarını görmeye gitmeyecek. Pazar günlerini yine o lanetli Lucien'in yanında geçirecek. Onu nasıl kıskandığımı bir bilsen. Neler çektiğimi bilemezsin baba. Ekmekçi Kadın adlı oyunumuzun 19. bölümünü dinlediniz. 20. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.